Floransa'da Barcello Müzesi'ndeyiz ve yarışma panellerine bakmaktayız. Bazı sanat tarihçileri bakmakta olduğumuz eserlerin Rönesans'ın başlangıcını simgelediğini düşünüyor. 1401 yılında Floransalı Claude Gilt, Floransa Vaftizhanesi için ikinci bir çift kapı siparişi vermeye karar veriyor. Vaftizhanede üç kapı girişi bulunuyor. Yapılan ilk çift kapı 14. yüzyılda Andrea Pisano tarafından yapılmış ve Claude Gilt ikinci bir kapı setinin yapılmasını istiyor. Bunlar son derece büyük ve bronz kapılar. Şehir için önemli bir girişim ve son derece maliyetli. Vaftizhane tarihsel olarak Floransa'nın en önemli yapısı. Claude Gilt en iyi heykeltıraşı bulabilmek için bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya katılan 7 kişiden sadece 2 kişi, Brunelleschi ve Ghiberti başarılı oluyor. Claude Gilt, yarışmayı açarken neler istediklerini son derece net şekilde belirlemiş. Bu iş için belirli bir miktarda bronz tahsis edilmiş. Heykeltıraşlara eski ahitten İshak'ın kurban edilmesi sahnesinin canlandırılması gerektiği, kaç tane figür olacağı, nelerin bulunması gerektiği belirtilmiş. Ayrıca panellerde quattrofolio'nun yani bu gotik formun kullanılması gerektiği de belirtilmiş. Burada iki sanatçı tarafından yapılmış olan panelleri yan yana görüyoruz. Gildin ve ilgili komisyonun panellerden hangisinin daha iyi olduğuna nasıl karar verdiklerini merak ediyorum. Bu öyküde Tanrı Hazreti İbrahim'e tek oğlunu İshak'ı kurban etmesini emrediyor. İbrahim'in çok uzun yıllar boyunca hiç çocuğu olmamış. Dolayısıyla oğlu onun için her şey demek. Şimdi Tanrı İbrahim'e oğlunu öldürmesini emrediyor. Ve İbrahim de bunu uygulayacak. Burada kader anını görüyoruz. Tanrı'nın isteğini karşılamak için hayatındaki en değerli şeyden vazgeçecek mi? Hazreti İbrahim, oğlu İshak'ı Tanrı'nın söylediği dağa götürüyor. İshak'ın boğazına bıçağı dayıyor, tam öldürmek üzereyken bir melek görünüyor ve İbrahim'i durduruyor. Allah İbrahim'e oğlu İshak'ın yerine kurban edilmek üzere bir koyun gönderiyor. Böylece İshak kurtuluyor. İbrahim de tek evladını öldürmek zorunda kalacağı korkunç kaderden kurtuluyor. Önce meleğe bakalım. Her iki panelde kurtarmak üzere gelen meleği görüyoruz. Ghiberti'nin panelinde bize doğru gelen melek çok çarpıcı değil. Brunelleschi'nin panelinde ise meleği tam bıçak İshak'ın boğazına dayandığı anda İbrahim'in elini durdururken görüyoruz. Duygusal olarak yoğun bir sahne bu. İbrahim İshak'ın başını geriye itmiş. Kısa süre içinde yaşanması muhtemel şiddeti hissediyoruz. Ghiberti'nin meleği ise ayrı duruyor. Melek diğer figürlerle fiziksel iletişim içinde değil. Duyguların yansıtılması açısından baktığımda Ghiberti'nin panelinin çok daha kompleks olduğunu düşünüyorum. İbrahim gönülsüz gözüküyor. Bu aslında yapmak istediği bir şey değil. Bıçağını çekmiş İshak'a bakıyor. İsteksiz olduğunu görüyoruz. Yapması emredilen korkunç şey yüzünden bir an için dona kalmış gibi görünüyor. İshak figürlerine bakalım. Ghiberti'nin panelinde nü formu direkt önden görüyoruz. Antik Yunan ve Roma dönemi heykellerini andırıyor. Baktığımız ideal güzellikteki bir beden. Brunelleschi'nin panelinde ise bir dizinin üzerine çökmüş, belinde bir kumaş sarılı, bedeni yana dönük. Her iki panelde de baba ile oğlun aralarında konuştuklarını görüyoruz. Aralarındaki fiziksel iletişime bakalım. Ghiberti'nin panelinde zarif bir kavis var. Brunelleschi'de ise bir diagonal oluşmuş, daha enerjik ve aynı zamanda daha sert gözüküyor. Panellerin genel atmosferine baktığımda Brunelleschi'nin panelini daha korkutucu buluyorum. Sanırım Gilt de benim gibi düşünmüş olmalı. Seçimi hangi kriterlere göre yaptıklarını bildiren yazılı kayıtlar yok. Seçimi yapan komisyon her iki sanatçının da kazandığını açıklıyor. Ancak işi yapma görevi Ghiberti'ye veriliyor. Ghiberti'nin panelinde manzarayı tamamlayan sarp kayalıklar var. Hatta kayalıklardan akan suyu bile görebiliyoruz. Brunelleschi'nin panelinde ise her şey birbirinden ayrı duruyor.
Bu sanatçıların panelleri oluşturma aşamasında kullandıkları yöntem farklılığından kaynaklanıyor olabilir. Brunelleschi figürleri ayrı kalıplar halinde döküyor ve sonra onları birleştiriyor. Ghiberti ise sadece iki parça bronzdan oluşan bir panel yapıyor. Alınan kararın Ghiberti lehine olmasının bir sebebi de Ghiberti'nin Brunelleschi'ye kıyasla daha az bronz kullanmış olması olabilir. Hatırlayın, bronz son derece pahalı bir malzeme. Gördüğümüzün kapının üzerinde yer alacak her bir panel için yapılacağını düşünürseniz, kullanılacak bronz miktarı oldukça önemli bir tutara ulaşacak. Sonuçta bu iş Ghiberti'ye veriliyor. Ghiberti kapıları üretiyor. Kapılar o kadar başarılı oluyor ki sanatçıya hemen üçüncü bir set kapı yapması için sipariş veriliyor. Brunelleschi bu durumu heykelin ötesinde bir şeyler yapabilmek için bir fırsat olarak görüyor. Roma'ya gidiyor ve orada antik Roma dönemi mimarisini ve heykellerini inceliyor. Sonrasında ise Floransa'ya dönüyor ve Duomo gibi son derece önemli işler yapıyor.